Herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere besne tava nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Şöyle 1 kilo alıyorum. Yerli domates alıyorum. Bundan da bir 750 gram kadar. Kırmızı kapya biber alıyorum. 300 gram kadar. Ve 150 gram kadar da kıl biber alıyorum. Normal yeşil sivri biber alacağım biraz da. 3-4 tane normal domates kullanacağım. Sofra domatesi. Şu taze sarımsaklardan ekleyeceğim. Bunun da kilosu 34.99. Toplam alışır 52 TL tuttu. Alışverişe devam ediyoruz. 750 gram da dana kaburga. Etimizi kuşbaşı haline getiriyoruz. Kaburganın döş kapağı biraz daha az yağda oluyor normal kaburgaya göre. 250 gram da dana boyun. Toplamda 1 kilo. Dana boyun biraz daha yağlı oldu. Dengelemek için kullandım. Ne kadar 1 kilo bu şekilde? 45 TL. Beraber alışverişimizi yaptık. Malzemelerimizi aldık. Hepsinin fiyat bilgilendirmesini de yaptım size. Çünkü çok soruluyordu. Şimdi bunların hepsini soyacağız ve yapılışını tek tek size göstereceğim. Aldım tüm malzemeleri iyice yıkıyorum. Evet, ben taze sarımsak kullandım. Zaten alırken de gösterdim size tam zamanı. Eğer bulabiliyorsanız alırsanız bence daha lezzetli olur. Bu yemek sarımsağı seviyor. Tüm malzemeleri yıkadım. Şimdi de malzemeleri soymaya geçiyoruz. İlk başta patlıcanlarımı soyuyorum. Çünkü doğradıktan sonra kararmasını, acılığını almak için tuzlu suda bekleteceğim. Patlıcanlarımı bu şekilde alacalı olarak soyuyorum. Boş bir kaba su koyduk. Tuz ekliyorum. Tuzu eritin biraz. Şimdi patlıcanları doğrayacağım ve içerisine atacağım. Bunu yapmamın nedeni patlıcanlarım kararmasın, patlıcanların acılığını almak için. Bu önemli püf noktalarından bir tanesi. Tüm patlıcanları doğradık. Şimdi bunları hızlı bir şekilde suya koyacağız. Suya koyduktan sonra şu şekilde bastırın ve bunu bir kenara alıyorum. Domateslerimizi soyuyoruz. Tüm domatesleri soyduk. Şimdi bunları doğruyoruz. Tüm domatesleri doğradık. Bunları bir kenara alıyoruz. Kırmızı biberleri doğruyoruz. Önce saplarından kurtulalım. İçerisindeki çekirdeklerden kurtulmak için de şu şekilde çıkarıyorum. Önce şu şekilde ufalıyorum. Daha sonra düzlüyorum. Şu şekilde de kesiyorum. Tüm kırmızı biberleri doğradım. Bunları da bir kenara alıyorum. Yeşil biberlerin önce saplarından kurtuluyorum. Önce şu şekilde tutuyorum. Ben bunları doğradıktan sonra o çekirdekleri zaten dökülecektir. Bir kısım da içerisine girsin, sorun değil, hiç problem değil. Onunla çok uğraşmaya gerek yok, lezzetini kaçırmayacaktır. Bunu bu şekilde doğruyorum. Yeşil biberlerimi de doğradım. Bunları da bir kenara alıyorum. Biraz da kıl süs biber aldım. Çok böyle ufak parçalara ayırmayacağım. Bu biber ekstra bir lezzet katacaktır. Bunları da doğruyorum. Bunlar da hazır. Bunları da bir kenara alıyorum. Tuzlu suyu döktükten sonra tatlı suyu da bir 10 dakika daha bekleteceğim. Ondan sonra patlıcanlarım da hazır. Tüm malzemeleri doğradım. Şimdi tepsiye bunları tek tek ekleyebiliriz. Patlıcanlarımı ekliyorum. Her tarafına eşit bir şekilde bu şekilde yayıyorum. Aynı şekilde kırmızı biberlerimi de tepsime ekliyorum. Her tarafa bu şekilde yayıyorum. Ardından yeşil biberleri ekliyorum. Kıl biberlerimi ekledim. Domatesleri ekliyorum. Şu şekilde her tarafa eşit yaymanız gerekecek. Şimdi başta bunlara bir baharat ekleyeceğim. Daha sonra etini ekleyeceğim. Bir daha baharat ekleyeceğim. Yoksa et bütün baharatı ve o eklediğim tuzu çekecektir. Tuz ekliyorum. Her tarafına pul biber, karabiber, zeytinyağı ekliyorum. Yarısını şimdi ekleyeceğim. Yarısını ete ekledikten sonra. Sarımsakları ekliyorum. Şimdi de etime ekliyorum.
Eti de her tarafa eşit bir şekilde yayıyorum. Aynen bu şekilde. Şimdi buna tekrardan tuz ekliyorum. Pul biber. Karabiber. Ve zeytinyağı. Besni tavamız hazır. İsterseniz evde 200 derecelik fırında en az 2 saat pişirmeniz gerekecek. Tabi üzerine bir yağlı kağıt, üzerine alüminyum folyo. İlk 1,5 saat üzeri açık, son yarım saatte üzerine açıp pişireceksiniz. Ben bunu ama taş fırında pişireceğim. Şimdi dışarı çıkacağım, bunu taş fırına vereceğim ve sıcak bir deme alacağım, evime geleceğim. Bunun kötü olma ihtimali zaten yok. Bunu kaç dakika pişireceğiz hocam? Daha değil ama bu saatte en az 2 saat, 2,5 saat sonra. 2-2,5 saat bu şekilde arka tarafa atacağım herhalde. Çok evet. Yüksek ateşte değil, ağır ateşte pişecek yavaş yavaş. Evet, patlıcan şurası yapalım hadi. Yanında da taptaze pide yiyeceğiz. Evet, kaç saat oldu? Ortalama 2 saat oldu. Şimdi karıştıracağız. Çok güzel olmuş. Şimdi üzerini karıştıracağız. Üzerini kaç dakika daha bu şekilde pişireceğiz? Bir yarım saatte daha kalsın, yarım saatte. Bir yarım saatte üstü açık bir şekilde bu sefer pişecek herhalde. Çok güzel olmuş gerçekten. Son hali bu. Şimdi birazdan eve geçeceğim. Bunun tadımını yapacağım. Sabırsızlanıyorum. Sıcak sıcak. Ya şu görüntüye bakar mısınız ya? Bomba gözüküyor gerçekten. Sulu sulu. Tüm sebzeler içe girdi zaten. Etimiz çok iyi pişti. 2 saatten fazla pişti zaten bu. Ağır ateşte, taş fırında. Muhteşem. Şimdi tadalım bakalım nasıl olur. Yani söyleyecek laf bulamıyorum. Gerçekten muhteşem olmuş. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.